Merhabalar sevgili seyirciler. Hoş geldiniz KRT ekranlarının başına. Hoş geldiniz Şebnem Yiğit'le hafta sonuna. Bizler yine gününüz güzel geçsin diye sizler için dop dolu bir program hazırlamaya gayret ettik. Neler mi olacak içinde? Sağlık olacak, sanat olacak. Minicik değişik bir haber paylaşacağım sizlerle. Çok hoşumuza gitti. Sizlere de moral, motivasyon olsun diye araya sıkıştırıverdik ve elbette müzik ve tiyatroda bugünkü programımızın içeriğinde yer alan diğer konu. Koronavirüs kalbi nasıl etkiliyor? Kalp hastalıklarıyla koronavirüs arasındaki bağlantı nedir? Kalp, tansiyon ve şeker hastalarının koronavirüs riski nedir? Bu sorulara kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Bozbaş, Şebnem Yiğit'le hafta sonunda cevap veriyor. Az sonra. Her türlü olumsuzluğa rağmen bu dönemde kara bulutları dağıtıp hem sanata hem de kadın mücadelesine destek veren Kadın Oyunları Festivali'nin genel direktörü Hasan Aldemir, festivali ve pandemi dönemindeki çalışmalarıyla Şebnem Yiğit'le hafta sonuna konuk oluyor. Az sonra. Hafta sonunda anlatıyor. Az sonra. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızın ilk konuğu Profesör Doktor Hüseyin Bozbaş. Kendisiyle kalp sağlığını konuşacağız, kalp hastalıklarını konuşacağız. Çünkü özellikle Covid-19'u yaşadığımız bu günlerde, bu pandemi sürecinde kalp hastalarıyla ve hastalıklarıyla ilgili gerçekten çok fazla duyumlar alıyoruz. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Bugün tüm bu konularda bizleri Profesör Doktor Hüseyin Bozbaş bilgilendirecek. Merhabalar hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Şebnem Hanım. Çok sağolunuz. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Kalp hastalıklarıyla ilgili gün geçmiyor ki Covid-19'la bir bağlantı kurulup acaba öncesinde mi kalp hastasıydı yoksa Covid-19'dan sonra mı kalp rahatsızlığı oldu gibi biraz kafalar karışık. Dilerseniz şöyle yapalım. Önce bir kalp damar hastalıklarının tarihçesini bize anlatın. Özellikle rakamlarla bize aktarın. Türkiye'de ülkemizde nasıl durum? Önce onun bir tespitini yapalım. Ardından bu küresel salgın dönemi bir değişiklik oldu mu onu gözlemleyelim. Ne dersiniz? Memnuniyetle, çok iyi olur. Kalp damar hastalıkları 1900'lü yıllardan itibaren artışa geçti. 1900'lü yıllardan önce beslenme bozuklukları ve enfeksiyon hastalıkları en ciddi sağlık sorunuydu ve ölümler en sık bu nedenlere bağlıydı. 20. yüzyıla geçişle beraber antibiyotikler keşfedildi ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde büyük başarı sağlandı. Kalp damar hastalıklarında gitgide bir artış görülmeye başlandı. 1900'lü yılların ortalarına doğru, 1940-50'li yıllarda hastalık iyice şiddetini hissettiriyordu, kalp damar hastalıkları, ama o yıllarda hastalığın nasıl olduğu, neye bağlı geliştiği, nelerin hastalığa sebep olduğu çok iyi bilinmiyordu. İşte 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin 32. Başkanı Franklin Roosevelt'in görevi başında ölümü var. Franklin Roosevelt yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle 12 Nisan 1945'te kaybedildi. Roosevelt'in bu ölümü kamuoyunun kalp damar hastalıklarına yoğunlaşmasına yol açtı. Tabii ki o dönemde kalp damar hastalıklarından muzdarip olan sadece Roosevelt değildi. Milyonlarca insan dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde bu hastalıklardan muzdaripti. Kalp krizleri, felç, yüksek tansiyona bağlı hastalıklar çok ciddi şekilde toplumları etkilemekteydi. Roosevelt'in bu ölümünün üzerine kardiyoloji alanında büyük çalışmalar planlandı. Büyük kaynaklar ayrıldı ve Framingham adını verdiğimiz çalışma yapıldı. Bu çalışma bize şunu gösterdi. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol gibi risk faktörleri kalp damar hastalığını ciddi şekilde artıran faktörlerdi ve ondan sonra tedaviye yoğunlaştı ve tedavide ciddi gelişmeler, önemli gelişmeler oldu. Roosevelt'in ölümünün perde arkasında şöyle ilginç bir süreç de var. Dilerseniz çok kısa ondan da bahsedebilirim. Kısacık alayım 1932 hocam. 1932 yılında, evet, seçilmeden önce tansiyonu 140'a 100 idi. Yani
14'e 10 idi. Evet. Başkan seç. Evet. Biz bugün Şebnem Hanım bu tür bir hastayı gördüğümüzde hemen tedavi başlıyoruz. Ama o yıllarda bu tansiyon o yaş için normal diye kabul ediliyordu. Devamında ne oluyor? Devamı da ilginç. Roosevelt başkan seçildikten sonra tansiyonu yıllar içerisinde kademeli bir şekilde yükseliyor ve sık baş ağrısı yaşıyor başkan. Bu baş ağrısı yaşadığı için tansiyonu 160-100 ondan sonra 180-110 gibi değerlere çıkıyor ve baş ağrısının sinüzite bağlı olabileceği düşünülüyor. Yine bu tansiyon bu yaş için normal deniyor ve çok ilginç bir şey var orada. Roosevelt'in kişisel doktoru kulak burun boğaz doktoru. Düşünün, kulak burun boğaz uzmanı ve yıllar içerisinde dediğim gibi tansiyonu yükseliyor ve 1945 yılında da tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle kaybediliyor. Günümüze gelecek olursak hocam, 2020-2021 için. Şunu mu anlamamız gerekiyor? Kalp damar hastalıkları aslında tansiyonla doğrudan ilgili değil mi? Çok, kesinlikle. Tansiyon kalp damar hastalıklarını çok ciddi şekilde artıran en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Günümüz için çok kısa rakamlar verecek olursam kalp damar hastalıkları en sık ölümlerin sebebi. İnsanların %40'ından fazlası kalp ve damar hastalıklarına bağlı kaybedilmekte. Yani yarıya yakını. Evet. Maalesef bu kötü ününden dolayı da çağımızın hastalığı olarak isimlendirilmekte. Peki şu anda önünüzde bir çizelge var galiba. Paylaşacak mısınız o çizelgeyi? Evet. Çok iyi olur Şebnem Hanım, izninizle bunu göstermek istiyorum. Evet. Şimdi burada kalbimizi ortaya merkeze aldığımız zaman kalp damar hastalığını artıran risk faktörlerini ben böyle şematize ettim. Çok seviniriz. Evet. Hareketsiz yaşam çok önemli bir risk faktörü. Yüksek tansiyon. Evet. Sağlıksız beslenme. Sigara kullanımı, günlük bir paket sigara kullanımı kalp damar hastalığı riskini 3-6 kat artıran önemli bir etken. Kilo fazlalığı, obezite, o da maalesef çağımızın hastalıklarından bir tanesi. Şeker hastalığı, gün geçtikçe sıklığı artan ve damar sertliğinin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Yüksek miktarda alkol kullanımı, stres. Evet. Yine kalp sağlığımızı çok olumsuz etkileyen, bağışıklığımızı ciddi şekilde baskılayan önemli bir etken. Ailede erken yaşta kalp damar hastalığı olması ve yüksek kolesterol. Bu risk faktörlerinden biz ne kadar fazlasına sahipsek kalp damar hastalığı gelişme riskimiz o oranda artıyor. Bu risk faktörlerini ne kadar iyi tedavi edersek kalp damar hastalıklarından o oranda korunmuş oluyoruz, korunma sağlıyoruz. Şimdi hocam zaten bu saydıklarınızdan en az birkaçı, en az işte stres olabilir, hareketsiz yaşam olabilir, obezite olabilir, hangisi derseniz deyin ya da yüksek tansiyon hemen hepimizde var diye düşünüyorum. Ama bir kalp hastalığının oluşabilmesi için %50'den fazlasının mı olması gerekiyor bu maddelerden? Net bir rakam yok ama tespitiniz çok doğru. Bunların birkaçına çoğumuz sahibiz. Yalnız şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Tekrar bunu kameraya yansıtacak olursam, bu risk faktörlerini tek tek gözümüzün önüne getirdiğimizde şunu görüyoruz Şebnem Hanım. Aile öyküsü hariç, aile öyküsü ve yaş. Şimdi biz 55 yaşına geldiysek bunu geri döndüremeyeceğiz. Ailemizde erken yaşta kalp krizi öyküsü varsa bunu da düzeltemeyeceğiz. Ama dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu, diğer sıraladığımız bu risk faktörlerinin hepsinin tedavisi mümkün. Az önce söylediğim gibi yüksek tansiyon tedavi edilmediğinde kalp damar hastalıklarını çok ciddi şekilde artırıyordu. Ama günümüzde yüksek tansiyon çok başarılı bir şekilde tedavi ediliyor. Şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği çok başarılı bir şekilde tedavi ediliyor. Biz bunları tedavi edersek, sigara kullanmazsak, egzersiz yaparsak, ideal kilomuzu korursak, alkol almazsak, bu şekilde gösterdiğim risk faktörlerini kontrol edebilirsek
kalp damar hastalıklarını ciddi şekilde engelleyebiliyoruz ki Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamları var. 3/4 oranında önleyebiliyoruz. Peki hocam, bir de damar sertliği konusu var. Elbette kolesterol de çok çok önemli kalp hastalıklarında, ama damar sertliği nasıl başlar ve nasıl ilerler? Damar sertliği, şöyle bir yine benim şeyim var, kitabımda yer alan şeklim var. Yine ondan göstererek anlatmak istiyorum. Damarlarımızı birer küçük su borusu gibi düşünebiliriz. Damarlarımızın iç yüzeyini, bizim adına endotel adını verdiğimiz ince bir hücre tabakası döşer. Bu ince hücre tabakası damarlarımızın içini ince bir örtü gibi, bir battaniye gibi sarar. İşte bu endotel adını verdiğimiz hücre tabakasında hasar meydana gelirse, örneğin yüksek tansiyon zarar verebilir, sigara kullanımı zarar verir, şeker hastalığı zarar verir. Kolesterol bu durumda damarın iç tabakasına geçip damar iç tabakasında birikmeye başlayabilir. İşte damar sertliğinin oluşumu bu şekilde olur. Yani damar sertliğini başlatan, olayı ateşleyen, fitilini ateşleyen madde LDL, kötü huylu kolesterol ve ona benzeyen diğer lipitlerdir. Damar sertliği başladıktan sonra iki tane önemli özelliği var, kötü özelliği var daha doğrusu. Birincisi, ilerleyici bir seyre sahip. Damar sertliği başladıktan sonra maalesef ilerleyici bir seyir gösteriyor. İkinci özellik de birden çok damarı etkiliyor. Yani sadece kalbi besleyen damarı değil, şah damarlarımızı, bacak damarlarımızı, iç damarlarımızı, hepsini etkileyebiliyor. Damar sertliği başladıktan sonra genelde uzun yıllar alıyor bu. Yavaş yavaş kolesterol birikimi damar içinde birikiyor. Plak adını verdiğimiz plaklanma oluşuyor ve damar sertliği o şekilde seyrine devam ediyor. Ne zamanki damarın içinde pıhtı oluşur, damar tam tıkanır, İşte o durumda da kalp krizi meydana geliyor. Yine bir görselim var, ondan faydalanabiliriz. Kalbin kendini besleyen damar şu seviyede tıkandığı zaman o bölgede doku ölümü meydana geliyor. Kalp hücrelerinde ölüm meydana geliyor. İşte biz buna tıpta damar içinde fırtınanın koptuğu an diyoruz. Krizin meydana geldiği an. Kan akımı kesildiğinde kalbin ilgili bölgesinde doku ölümü, hücre ölümü meydana geliyor ve kalp kasımız maalesef hasar görüyor. Zaten hocam şu ana kadar anlattıklarınızdan anladığım, tansiyon başta olmak üzere şeker hastalığı, eğer sigara kullanılıyorsa sigara kullanımı, aile öyküsünde kalp varsa zannediyorum çok sık bir şekilde kalp kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor, değil mi? Çok önemli, kesinlikle. Erişkin herkesin kolesterol seviyesini tayin ettirmesi lazım. Çok basit. Şebnem Hanım, bir kan tahliliyle tespit edebileceğimiz bir şey. İkincisi, yıllık tansiyon ölçümümüzü yaptırmamız lazım. Yine çok basit, her yerde yapılabilen bir şey. Tansiyonumuzu ölçtürüp farkında olacağız. Kan şekerimizi kontrol edeceğiz. Sigara kullanmayacağız. Hareketsiz yaşıyorsak mutlaka egzersize başlayacağız. Gerekli önlemleri biz hastalık gelişmeden almamız gerekiyor, evet, ki kalp hastalıklarının gelişiminin önüne geçebilelim. Bu önlemleri yapabilirsek kalp hastalıklarını önemli ölçüde önleyebiliyoruz. Burayı özellikle vurgulayarak tekrar söylemek istiyorum. Hocam az önce bir çizelge vardı, bir görseliniz vardı. Orada 30 yıl gibi bir şey. Eğer onu bulabilirseniz tekrar elinize alabilir misiniz? Yani şunu anlatmaya, evet, çalışıyorum izleyenlerimize. Aslında hiçbir şey birden bir günde olmuyor sevgili seyirciler. O nedenle zannediyorum bunu yine sizin anlatmanız gerekecek. Çok uzun süreçlerde bir damar sertliği oluşuyor, tıkanma oluşuyor. Ne yapmalılar? Onu bir kez daha o rakamları dillendirerek aktarır mısınız izleyenlerimiz için? Çok iyi olur. Bu bizim tıp fakültesi yıllarından itibaren, hani kardiyoloji eğitimine başladığımızda da eğitimimizde hep vurgulanan bir görseldir. Hani buna benzer görseller üzerinden konuşuruz. Bunun anlamı şu, siz de çok güzel ifade ettiniz. Damar sertliği bir anda,
birkaç haftada, birkaç ayda, yılda olan bir şey değil. Damar sertliğinin gelişimi çok uzun bir süreç alıyor, yıllar alıyor. Damarımızın içine kolesterol birikiminin başlamasıyla, damar içinde lipitlerin birikiminin başlamasıyla süreç başlamış oluyor ve ilerliyor. Genellikle 20-30-40 yıl alıyor damar sertliğinin başlayıp bulgu vermesi. Yalnız şu olabiliyor, orası önemli. Damarımızın içindeki darlık ciddi olmasa bile, örneğin %40 darlık var diyelim, %50 darlık var diyelim. O da kalp krizine yol açabiliyor. Bizim o risk faktörlerini gösterdiğim çizelgedeki önlemleri alırsak, biz damar sertliğinin hem başlamasını geciktiriyoruz, hatta önlüyoruz, hem de hali hazırda başlamış olan bir damar sertliği varsa onun seyrini yavaşlatıyoruz. Burası çok önemli. Ben hastalarıma şu ifadeyi de kullanıyorum. Hani az önce kontrollerden bahsetmiştik. Aracınız var mı diyorum. Var diyorlar. Çoğumuzun aracı var. Aracınızı bakıma götürüyor musunuz diyorum. Götürüyoruz diyorlar. Yılda kaç defa? En az 2 defa diyorlar. Ben de diyorum ki uygun yaş aralığınıza bağlı olarak sağlığınız açısından, kalp kontrolleriniz açısından kendinizi de bakıma götürün. Az önce ifade ettim. Tansiyon ölçümü Şebnem Hanım, hiçbir maliyeti yok. Evet. Kolesterol tahlili aile hekimliklerinde yapılıyor, hastanelerde yapılıyor. Ülkemizde sağlık hizmetine ulaşmak çok kolay. Her yerde yapılıyor. Yani biz gidip kontrol yaptırırsak, muayenemizi olursak, tansiyonumuzu ölçtürüp kan tahlillerimizi yaptırırsak risk durumunu tayin edip koruyucu önlemleri çok rahat alabiliriz. Evet, ben de katılıyorum size bu noktada. Aslında teşhisi en kolay hastalıklardan bir tanesi. Tabii ki süreç biraz meşakkatli. Hem tansiyon, hem kolesterol, hem de diğer durumlarda belki bir diyet, belki ilaç kullanımı. Ama ne olursa olsun sonucu olağanüstü değiştiren bir şey. O yüzden sevgili seyirciler, hiç ihmal etmeyiniz. Sayın hocamızın da söylediği gibi yılda bir veya iki kez ne olursa olsun kontrollerimizi yaptıralım. Şimdi hocam, böyle bir giriş yaptık diyelim kalp hastalıkları ile ilgili ve alınması gereken tedbirlerle ilgili. Ama bugün asıl konuşmak istediğimiz COVID-19 sürecinde kalp hastalarının durumu. Hatta belki bir değişik şekilde soracak olursam, benim kafamı çok kurcalayan bir soru işareti bu. Acaba COVID-19 ölümlerinde kalp hastalığının, kalp hastalıklarının rolü ne? Bir kalp damar hastası COVID-19 olduğunda neler oluyor vücudunda? Şöyle başlayabilirim isterseniz Şebnem Hanım. Kalp damar hastalıkları 100 yıldır görülen ciddi bir sağlık sorunu ve çağımızın hastalığı dedik. Covid pandemisi ise Aralık 2019'dan bu yana dünyanın ve ülkemizin başında maalesef ciddi bir hastalık, pandemiye neden oldu ve şu anda ciddi sayılara ulaşıldı. Hem dünyada hem ülkemizde çok ciddi hayat kayıpları yaşadık. Dolayısıyla ne oldu? Biri eski, biri yeni iki hastalığın birlikteliğinden bahseder olduk. Eski hastalığımız zaten önemli bir hastalıktı. Zaten ölümlerin en sık sebebiydi. Üzerine de böyle bir enfeksiyon hastalığı bindiği zaman risk daha da arttı. Ne oldu? Bu iki hastalığı bir arada gördüğümüz zaman özellikle yaşlı hastalarda, özellikle ek hastalığı olanlarda maalesef ölümcül seyretme ihtimali artmış oldu. Covid kalp sağlığını nasıl etkiliyor? Onu maddeler halinde sıralayacak olursam, şimdi Covid sadece akciğerlerle sınırlı kalan bir enfeksiyon değil. Maalesef akciğer dışındaki diğer organları da tutuyor ve biz buna tıpta sistemik tutulum adını veriyoruz. Dolaşım sistemi bu anlamda en sık tutulan sistemlerden bir tanesi. Covid akciğerleri tuttuğu zaman genellikle yaygın tutuyor ve iki taraflı tutuyor. Akciğer dokusu, etkilenen akciğer dokusu önemli miktarda olduğu zaman kanda oksijen seviyesi düşüyor. Kanda oksijen seviyesi düştüğü zaman kalp daha fazla çalışmak zorunda, daha fazla kan pompalamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla
kalbimiz yorgun düşebiliyor. Bu düşen oksijene cevap verebilmek için ve kalp yetmezliği gelişimine zemin hazırlanabiliyor. Covid'in kalbi etkileme mekanizmalarından birincisi bu. İkincisi, Covid viral bir enfeksiyon, kalp dokusunu doğrudan tutabiliyor. Direkt olarak kalp dokusuna yerleşebiliyor ve miyokardit adını verdiğimiz kalp kası iltihabına neden oluyor. Bu durumda ne oluyor? Kalbin kasılma gücü zayıflayabiliyor ve kalp yetmezliği gelişebiliyor. Covid'in kalbi etkileme mekanizmalarının ikincisi bu. Üçüncüsü, Covid'in iyi bildiğimiz bir yönü, damar içinde pıhtı gelişimine yol açıyor. Ve bunu hem toplar damarda hem de atar damarda yapıyor. Toplar damarda yaptığı zaman sıklıkla vücudumuzun alt kısmında, bacak damarlarında yapıyor bunu. Toplar damarda oluşan pıhtı akciğerlerimize kadar göç edip akciğer damarını tıkayabiliyor. Akciğer embolisi, akciğere pıhtı göçü adını verdiğimiz bu durumda pıhtı büyükse ve büyük damarı tıkıyorsa maalesef hayati risk getiren bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Atar damarda pıhtı yaptığı zaman da doğrudan yine kalp krizini tetiklemiş oluyor. Evet. Dördüncü etkisi Covid'in, bu saydığım üç mekanizmanın hepsinin sonucu olarak ritim bozukluklarına neden olabiliyor. Covid oksijeni düşürdüğü zaman, kalp kasını tuttuğu zaman ya da pıhtı oluşumuna, kalp krizine yol açtığı zaman beraberinde de ritim bozukluklarını getirebiliyor ki bu da yine hayati önem arz edebiliyor. Covid'in kalp sağlığını, etkileyişini bu dört mekanizmayla özet olarak açıklayabilirim. Şimdi hocam, bir de Covid-19 pandemisinde malum üçüncü dalganın gelişinden söz ediliyor ve bu durumda da endişe duyduğumuz yine kalp hastalıkları, kalp hastalığı ile ilgili olan durumlar. Peki bu üçüncü dalga ile ilgili kalp hastalığı olanlar ne yapmalı sizce? Şöyle söyleyeyim, inşallah yaşamayız o üçüncü dalgayı ama kalp hastalarımızın alacağı önlemleri şu şekilde sıralayabilirim. Birincisi, hali hazırda almakta oldukları ilaçlara muntazam bir şekilde devam etsinler. Örneğin yüksek tansiyonu olan hasta tansiyon ilacına, kalp yetmezliği olan hasta kalp yetmezliği için almakta olduğu ilaçlara, kolesterol için, koroner kalp hastalığı için almakta olduğu ilaçlara aynı şekilde muntazaman devam etmeliler. Bu konu çok önemli çünkü hastalarımızda biz şunu görüyoruz. Etraftan duydukları duyumlar, söylemler nedeniyle ilaçlarını aksatabiliyorlar. Bu dönemde çok ilaç kullanmayalım. Ne gibi duyumlar bunlar? Düşünce. Çok ilaç kullanıyorsunuz, ilaçları almayalım gibi. Hani öyle tansiyon ilacı COVID'in şiddetini artırıyor gibi. Böyle maalesef doğru olmayan duyumlar var. Kalp hastalarımız almakta oldukları ilaçları lütfen bu dönemde kesmesinler. Zaten hocam devam yani etsinler. Hiçbir ilaç ki tansiyon ilacı en başta gelendir, bu hep söylenir. Doktora haber vermeden dozajı dahi değiştirilemez. Bırakınız ki tamamen almamak. O nedenle doktora danışmadan hiçbir ilaç almadığımız gibi düzenli aldığımız ilaçları da kesmememiz gerekiyor, değil mi? Kesinlikle, aynen söylediğiniz gibi düzenli almakta olduğumuz ilaçları hiç kesmememiz gerekiyor. Çünkü tansiyon ilacına 2 gün ara versek, 1 gün ara versek o gün tansiyonumuz yükselebilir, evet, ve başımıza iş açabilir. Birinci konu bu, ilaçların muntazam alınması. İkincisi, Covid pandemisiyle birlikte malumunuz yasaklarımız var ve hareket azaldı. Bu konu çok çok önemli. Egzersiz. Bu arada burada büyük önem arz ediyor. Egzersiz hem kalp sağlığı için, hem genel sağlık için, hem psikolojik rahatlama için çok çok önemli, çok gerekli. Ayrıca düzenli egzersizin bağışıklık sistemini de koruyucu etkisi var. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi var. Bu çok önemli. Bu anlamda egzersiz kesinlikle, dışarı çıkabiliyorsak dışarıda yapalım. Ama çıkamıyorsak ev içinde 30-60 dakika ter atacak şekilde egzersiz. Nabzımızın hızlanması
ve ter atmamız lazım ki egzersiz yaptığımızı söyleyebilelim. Bu konu çok önemli. Burayı özellikle vurgulamak istiyorum. Yani öyle ufak egzersizlerden bahsetmiyoruz. Ter atılacak kadar, değil mi hocam? Aynen öyle. Şimdi Şebnem Hanım, ufak egzersizler de faydalı. Hı hı. Ev içinde yine hareketli olalım. Çayımızı almaya gidelim mutfağa. Ev içinde yürüyelim. Ama egzersiz dediğimiz zaman ter atılması ve nabzın hızlanması çok önemli. Egzersiz yaptık diyebilmek için. Çünkü endorfin adını verdiğimiz hormonlar nabız hızlandığı zaman, ter attığımız zaman salgılanıyor ki benim şöyle bir sloganım da var egzersizle ilgili. Ter at, ter at, toksinleri at. Hmm. Hani detoks konusu da günümüzde çok gündemde çok konuşuluyor ya. Benim evet. egzersizle ilgili mottom ya da sloganım ter at, toksinleri at. Hmm. Ya bu mesajı unutmayalım istiyorum. Peki sizin bir üçüncüsü, de... Buyurun devam edin lütfen, buyurun. Estağfurullah. Kilo alımına dikkat çekmek istiyorum. Son yapılan araştırmalar var. Bize şunu gösteriyor bu araştırmalar. Covid pandemisi döneminde insanların 1/3'ünden fazlası maalesef kilo aldı. Evet. Ki biz bunu kendi klinik pratiğimde de sıkça gözlemliyorum. 2-3 kilo alan var, 10-15 kilo alan hastalarımız var. Obezite zaten ciddi bir sağlık sorunuydu. Pandemiyle beraber obezite sıklığında daha ciddi artış gördük. Dördüncüsü, benim 4 iyi formülü diye özetlediğim bir yaklaşımım var. Evet. Bu Covid döneminde... İyi dinlenelim, iyi beslenelim, iyi sıvı alalım ve iyi düşünelim diyorum. Bu 4 iyi formülü şeklinde kısalttığım formülü. Bunu bir daha söyleyelim hocam. Baştan bir daha iyi dinlenelim mi dediniz? İyi dinlenelim. Tamam. Kesinlikle iyi dinlenelim ki vücudumuz, zihnimiz dinlenmiş olsun. İkincisi? İyi beslenelim. İyi beslenelim. İyi beslenelim. İyi sıvı alalım. Yani sebze su tüketimi galiba. Evet. Tamam. Dördüncüsü evet, ne 2-3 hocam? 2-3 litre civarında günlük sıvı. İyi düşünelim. Peki şimdi bu iyi düşünmek. Evet, şimdi onları da. İyi düşünme. Her zaman iyi düşünemiyoruz. Hatta demin siz yine o şemanızda stres bölümü vardı. Kalp riskini arttıran faktörlerde. Herhalde orada bizim elimizde olmayan iki maddeden bir tanesi. Birisi aile öyküsü, diğeri de stres. Yani elimizde mi iyi düşünmek sizce? Büyük ölçüde elimizde stresle baş edebilme yöntemlerini öğrenmemiz gerekiyor ki şimdi bu iyi düşünelim kısmını biraz açmak istiyorum izniniz olursa çok kısa. Şimdi olumlu düşünmemiz gerekiyor. Covid pandemisi dünyada ve ülkemizde maalesef toplum sağlığını, toplum psikolojisini olumsuz etkiledi. Yine son yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. Covid salgını, enfeksiyonu öncesinde, sırasında ve sonrasında. Şimdi öncesinde hastalığa yakalanır mıyız korkusu, endişesi yaşıyoruz. Hastalığın tanısı konduğu anda bu endişe katlanarak artıyor. Hı hı. Artı Covid geçirdikten sonra da bu psikolojik şeyi rahat atamıyoruz. Yani öncesinde, sırasında ve sonrasında bu yaşadığımız stres, karamsarlık ya da endişe diyelim adına bağışıklığımızı olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla biz Covid'le mücadeleye, belki futbol tabiriyle ifade etmeye çalışabilirim, 1-0 geride başlıyoruz. Evet. Yine biz şunu iyi biliyoruz Şebnem Hanım, stres bağışıklık sistemimizi baskılayan en önemli etkenlerden bir tanesi. Hı hı. Stres yaşadığımız zaman kalp sağlığı açısından da tansiyonumuz dalgalanıyor, tansiyonumuz iniyor çıkıyor, nabzımız iniyor çıkıyor ve dolayısıyla kalp damar olayları da artıyor. O nedenle hani Covid pandemisi var, doğru, ama şunu unutmayalım ki çok iyi korumamız gereken de bir kalbimiz var. Covid pandemisine bağlı ölümler var, maalesef ki hayat kayıpları var. Ama yine şunu vurgulamak isterim ki şu anda en çok ölüm kalp ve damar hastalıklarına bağlı. Evet. Ülkemiz için burada belki rakam vermem hani konunun anlaşılması açısından daha uygun olabilir. Günlük 600'den fazla insanımızı kalp ve damar hastalıklarına bağlı kaybediyoruz şu anda. Yani bu Covid'in dışında bir rakam mı Hüseyin Hocam? Tabii, kesinlikle. Covid'in dışında sadece kalp hastalıklarından günde 600 kişiyi kaybediyoruz. Doğru mu hocam? Aynen.
Aynen öyle. İnanılır yıllık 200 gibi bin değil. Günlük 600'den fazla insanımızı kalp ve damar hastalıklarına bağlı kaybetmekteyiz. Bunu şunun için söyledim. Covid var, doğru. Önlemimizi alalım, tedbirlere kesinlikle devam edelim. Hiç şey olmayalım, rehavete kapılmayalım ama gereksiz stres de yapmayalım, gereksiz panik de yapmayalım. Çünkü bu defa hem bağışıklık sistemimiz olumsuz etkileniyor, hem de kalp sağlığımız olumsuz etkileniyor. Yani evet. Kalp sağlığımızı lütfen ihmal etmeyelim, çok önemli çünkü. Hocam şimdi son bir soru soracağım çünkü süremiz daralıyor. O da şu, özellikle aşıların vurulmaya başlandığı bu günlerde tabii belli yaşlarda da başladığı için özellikle 60 yaş üstü, 70 yaş üstü, tansiyon hastası olmayan yok gibi, ilaç kullanmayan yok gibi, bunların her biri zaten kalp ve damar hastalıklarının konusu içerisinde yer alıyor. O nedenle aşıyla ilgili tereddütleri olanlar varsa, işte kullandıkları ilaçlarla ilgili olabilir, genel olarak aşıyla kalp hastalıklarının arasında nasıl bir ilişki var, aşının bir zararı var mı? Bunu aslında netleştirmek istiyoruz. Bugün belki de en önemli konu başlığımız bu olacak sizinle konuştuğumuz. Şöyle kalp hastalarımızın hepsinin aşılarını olması gerekiyor. Hı hı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi şimdi Sağlık Bakanlığımız bir program belirledi. Risk grubuna göre başlandı. Önce sağlık çalışanları, sonra yaş şeyine göre. Zamanımız ne zamansa bunu takip edip gidip aşımızı olmamız gerekiyor. Ülkemizde şu anda uygulanan aşı, Çin aşısı diye söyleniyor ya. Hı hı. Ölü virüs aşısı. Evet. Bu aşının riski var mı? Var ama çok düşük. Bu aşının ciddi korkulacak riski oldukça düşük. Ben kendim oldum, hastalarımız oldular. Ben şu ana kadar önemli bir olay yaşamadım. Aşıyla ilgili ben hep şunu ifade ediyorum bana soran hastalarımıza. Şimdi şöyle yapalım. Covid'in riskini terazinin bir kefesine koyalım. Diğer kefesine de aşının riskini koyalım. Şimdi düşünelim şöyle. Covid'e yakalanma durumunda neler bekliyor bizi? Hani Allah korusun, korkutmak için söylemiyorum ama insanlar nefes açlığı çekerek, boğularak maalesef yoğun bakımlara alınıyorlar, yoğun bakımda entübe oluyorlar ve sonrasında hayat kayıpları yaşanabiliyor. Diğer tarafı düşünelim, aşı olduk. Aşı olduğumuzda ne gibi riskler olabilir ki? Çok çok düşük aşının riski. Aşının olduğu yerde kızarıklık, ağrı, hafif baş ağrısı, hafif soğuk algınlığı şikayetleri gibi oldukça az aşılar var. Aşı konusu açılmışken bir konuyu daha vurgulamak isterim. Aşıların bulunuşu 20. yüzyıl tıbbının en önemli ikinci buluşu olarak kabul edilir. Şimdi aşı sayesinde o kadar çok hastalık ortadan kalktı ki, tıbbi ifadeyle eradike oldu ki, kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği, çocuk felci, o kadar çok hastalık. Bakın Şebnem Hanım, hani burayı tekrar vurgulamak istiyorum. Evet. 20. yüzyıl tıbbının en önemli ikinci buluşundan bahsediyoruz. Şu anda bizim bu Covid pandemisinden kurtulmamız için yapılması gereken en önemli şey aşı. Ve bunun da kalp hastalıklarıyla, kalp ve damar hastalıklarıyla hiçbir ilgisi yok. Yani bugüne kadar tespit edilmiş bir sonuca ulaşılmış değil. Zaten o kadar da yeni ki hocam, bilmiyorum belki birkaç yıl sonra bir şey çıkar mı? Öyle de endişelerimiz var aslında. Tabii ki bu Şebnem Hanım, kullandığımız her ilaç için geçerli. Ben aşı %100 masum, %100 güvenli demiyorum. Aşının olası yan etkileri var, olacaktır. Belki uzun dönemde beklemediğimiz yan etkileri de çıkacaktır. Ama yarar zarar oranına bakmak lazım ki hani bir pandemiden bahsediyorsak bu pandemiden kurtulabilmemizin yegane yolu aşı olmaktır. Ben kendim gittim, aşımı oldum. Hafta içinde de ikinci doz aşımı yaptıracağım. Hiç düşünmeden hemen sıram gelir gelmez gittim yaptırdım. Kalp hastalarımızdan bir de şöyle sorular alıyoruz. 3-5 tane ilaç kullanıyorum diyor hastalarımız. Genellikle birden fazla ilaç. İlaç etkileşimi anlamında da aşıdan çekinmelerine, endişe yaşamalarına gerek yok. Peki hocam. Lütfen çok aşılarımızı olalım yani. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında birçok sorunun cevabını aldık. Benim endişelendiğim bir şey daha var ama zannediyorum konuşma esnasında onun cevabını da verdiniz. Yani Covid'den ölümler
virüs nedeniyle mi, kalp nedeniyle mi gibi bir takım soru işaretleri de vardı. Genel olarak bunu da bir cümleyle toparlayabilir misiniz acaba? Covid vücudumuza girdiği zaman akciğerleri, solunum sistemini etkilediği için Covid'e bağlı ölümler solunum, sıklıkla solunum yetmezliğine bağlı oluyor. Ama onun dışında tabii kalple ilgili olaylar da, kalp krizi geçirilmesi, kalp yetmezliği gelişmesi, akciğere pıhtı atması gibi durumlar da Covid'deki ölümlerin diğer mekanizmaları. Hocam bir de aslında hastalık geçtikten sonra da ölümler oluyor, kalp krizi oluyor. Bu acaba virüsün yine vücudumuzda bıraktığı etkiler sonucu mudur? Tabii şimdi şöyle bir şey var, onu da vurgulamamız lazım. Biz Covid'i tıp camiası olarak bir yıldır biliyoruz, 14-15 aydır biliyoruz. Covid'in uzun dönemde neler yapacağını da tabii hani bilemediğimiz etkileri de olabilir. Onu bekleyip göreceğiz. Bu söylediğiniz ölümler akciğere pıhtı atması nedeniyle olabiliyor. Ritim bozukluğu nedeniyle meydana gelebiliyor. Kalp krizine bağlı meydana gelebiliyor. Onun için hani Covid geçiren hastalarımızın hastalık sonrası da takiplerini düzenli bir şekilde devam etmeleri gerekiyor. Çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Hüseyin Bozbaş, Ankara stüdyomuzdan bağlandınız. Aktardığınız tüm kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Kalplerimizin saat gibi düzenli çalıştığı, damarlarımızdaki kanın engelsiz aktığı sağlıklı yaşam dileklerimde. Harikasınız hocam. Sağ olunuz. Çok teşekkürler tekrar. Sevgili seyirciler, programın açılışında demiştim ki sizlerle minik bir şey paylaşacağım. Peki o ne? Gerçekten güzel bir haber aldım. Bana ulaştı bu organizasyonu yapan kişiler. Onlara bağlanacağım. Birazdan önce reklamlar, ardından sizlerle o güzel haberi paylaşacağım. Sevgili seyirciler, küresel salgın nedeniyle evlenmeyi düşünen belki birçok çift gerek ekonomik sıkıntılar gerekse yasaklar nedeniyle düğünlerini ertelediler. Ama öyle iyi insanlar var ki düğünlerini yapamayanlara, evlenmek isteyip de evlenemeyenlere yardımcı olup güzel imkanlar sunan bir kişi bana ulaştı. Tabii o tek başına değil, anlatacak şimdi sizlere. Güzel bir organizasyona imza attılar. Belki birkaç firma bir araya gelip şimdi Skype'la bağlanacağız. Organizasyon firma sahibi Tülay Akın Ergincan anlatacak benim belki de tam da anlatamadığım konuyu. Merhabalar Tülay Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Şebnem Hanım. Şimdi siz bir organizasyon firması sahibi olarak çok güzel bir olaya imza attınız. Bir proje yaptınız aslında geçtiğimiz günlerde. Neydi bu proje? Paylaşır mısınız KRT izleyicileriyle? Tabii, elbette. 15 Ocak tarihine kadar bir çekiliş süresi belirledik Instagram'da. Yaklaşık 5300 kişi çiftimizin katıldığı 15 Ocak'ta VE Otel Gölbaşı'nın canlı yayınında bir çekiliş gerçekleştirdik. Ben organizasyon firması sahibiyim. Gölbaşı'nda Ankara'nın en iyi lider otellerinden birisi olan VE Otel, Karakalem Production, Mustafa Demiralp Makyözümüz Hem Saç Makyaj için, Bella Kalır Davetiye ve Kit The Gift olan Nikah Şekeri markasıyla birlikte bu projeyi gerçekleştirdik. Bizler hepiniz biliyorsunuz 15 Mart'tan beri pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. Bu süreçte moraller çok bozuktu. Hem etkinlik sektör temsilcilerinin hem evlenmek isteyen ama pandemiden kaynaklı evlenemeyen, düğünlerini erteleyen ya da maddi imkansızlıklardan kaynaklı bu süreçte evlenmek isteyip de bu nedenlerden dolayı yapamayan çiftlere bir moral kaynağı olalım istedik. Böylece 6 marka bir araya geldik ve dedik ki bir çekiliş yapalım. Bu çekilişle de bir çiftimizi mutlu edelim. Yola çıkarken de niyetimizi inşallah ihtiyacı olup çok mutlu olacak birine bu çekiliş çıkar ve çok da mutlu olur istedik. Sonrasında da niyetimizle de buluştuk çok şükür. 15 Ocak tarihinde evlenme teklifi almış ve 15 dakika sonrasında da çekilişi kazanan bir çiftimiz oldu. Biz de çok mutlu olduk. Onlar o gün çifte mutluluk yaşadılar. Aynı gün hem evlilik teklifi alıp 15-20 dakika sonra da annesinin çekilişe katılımıyla
Bu haberi alınca tabii çiftimiz oldukça mutlu oldu. Harika. Bizler de onlar mutlu olduk. Şimdi Tülay Hanım, bir de çiftimiz gerçekten de ihtiyacı olan bir çiftmiş galiba, değil mi? Ne işle meşgullermiş? Evet. Damadımız bir yemek firmasında kurye olarak çalışıyor, motor kurye. Gelinimiz de aslında turist rehberi ama maalesef pandemiden dolayı işsiz kalmış. Bu süreçte çalışmayan birisi. Zaten 5000 çiftin müracaat ettiğini de göz önünde, evet, bulundurursak gerçekten demek ki ülkemizde ne kadar bu duruma ihtiyacı olan, değil mi, bir düğün organizasyonuna ihtiyacı olan çift varmış. En azından, kesinlikle, birini mutlu etmişsiniz. Çok sevindim ben ve o yüzden de sevgili izleyenlerimizle bu haberi paylaşmak istedim. Çünkü sizin sektörünüz gerçekten bu dönemde çok büyük zorluklar iç içe yaşıyor, yaşamaya gayret ediyor diyelim. Ve birçok yerde kapandı galiba, değil mi Tülay Hanım? Evet, maalesef biz bu süreçte en başta gelen, yani pandemiden en olumsuz etkilenen sektörlerden birisiyiz ve biz sektörde tek başına hareket edemiyoruz. Yani zincirdir bizim, çok büyük bir ağ. Yaklaşık düşünün ki bir çift bir düğün yapmadığında tam 1,5 milyon kişi etkileniyor. İnanılmaz bir zincir bu. Çünkü bir düğün yaptığınız zaman, işte düşünün ki bir ev kiralamak ya da satın almak durumundasınız. O evi komple A'dan Z'ye, yani en küçük işte çay kaşığından beyaz eşyasına, mobilyasına kadar dizmek zorundasınız. Bir yer tutup nikah veya bir düğün organizasyonu yapıyorsunuz. Kuyumcusundan, gelin arabasından, işte mekanın mekanlar, servisleri, aklınıza ne geliyorsa balayına kadar her şey. O kadar büyük bir zincir bir iş yapıyoruz ki, dolayısıyla bir çiftin evlenemiyor olması aslında bu sektörlerin tamamını etkiliyor. Bizler de 15 Mart 2020'de pandemi ilan edildiğinde yasaklı konumuna düştük. Maalesef biraz da üzüldük çünkü sokak düğünleriyle aynı kefeye kondu yapılan işlerimiz. Halbuki bizler 15 Mart'ta pandemi ilan edildikten sonra 1 Temmuz'da yasak kalktı. Yasak kalkana kadar sürekli Ar-Ge çalışmaları yaptık. Birçok farklı konuyu gündeme getirdik. Hijyenle ilgili, sosyal mesafeyle ilgili birçok farklı araştırmalar yapıp bunları hayata geçirdik. Temmuz'da yasak kalktı, 1 Temmuz'da, 25 Ağustos'a kadar da organizasyon yapılabildi ve biz şunu gördük, aslında yaptığımız çalışmalar amacına ulaşmıştı, hı hı, ve bütün tedbirlerle birlikte çok güvenli etkinlikler yapabildik. Yaklaşık 1,5 ay boyunca yaptığımız hiçbir organizasyonda hiçbir vakaya rastlanmadı. Çünkü bizler daha başlangıçtan itibaren misafirlere telefonda COVID-19'la ilgili aldığımız önlemleri anlattık. Organizasyon günü herkesi sadece kendi ailesiyle 60 santim mesafeyle oturtturduk. Masaları da arasında 2 metre açıklık bıraktık. Dans pistlerini komple kaldırdık. Biliyorsunuz eskiden sırt sırta dans edilen, böyle hani küçük olan ama daha fazla kalabalığın dans ettiği pistler vardı. Biz bu uygulamayı komple kaldırıp masaların arasına 2-2,5 metre açıklık bırakarak aslında her masanın kendi dans pistini yaratmış olduk. Böylece misafirler geldiğinde numaraları daha önce SMS olarak gittiği için kapıda bir kuyruk oluşmadı. Mesajla gitti, kendisi masasına oturdu. Masasında sadece kendi ailesiyle oturdu, yemeğini yedi. Ve dans etmek istediğinde kalkıp masasının yanında dans edip oturdu. Alandaki tüm personel öncesinde mutlaka sağlık taramasından geçiyordu. Yani servis elemanlarından ustamıza kadar, valesinden bütün organizasyon ekibine kadar herkes test olup sağlık taramalarından geçerek alanda çalıştı. Aslında bu yapılan güvenli etkinlikle ilgili bütün tedbirler çok başarıya ulaşmıştı. Hem biz kendimizi koruyabildik bu şekilde, hem de bütün misafirleri koruyabildik. Ama maalesef işte ekranlarda görünen çok farklı ve genelde sizin de dikkatinizi çekmiştir. Daha çok mahalle aralarında, sokakta yapılan organizasyonlarla aynı kefeye konulup yasaklandık. Halbuki şimdi bu süreçte özellikle geçen haftalarda da çalıştaylarımız oldu. Birçok etkinlik firması artık bir araya gelerek konfederasyonlar oluşturuluyor. Ve hepimizin tek isteği şu, güvenli etkinlik yapabildiğimizi biz 1,5 ay boyunca gösterdiğimiz için tekrar hem belirsizliklerin sonlanmasını istiyoruz. Yani nasıl ki daha öncesinde
şu tarihte normalleşmeye geçilecek, bu tarihte bu olacak denildiği gibi bizim sektörümüz için de bunun yapılmasını istiyoruz. Hem de bu süreç artık gerçekten güvenli etkinlik yapılabileceğini gösterdiği için aynı kefeye konmak istemiyoruz. Şimdi Tülay Hanım, bu arada tabii şu anda kış aylarını yaşıyoruz ama önümüz bahar, Nisan gelecek, Mayıs gelecek. Hatta zannediyorum yaptığınız bu organizasyonda kazanan şanslı çiftinizin de düğün tarihi Mayıs'tı değil mi? Evet, 23 Mayıs olarak belirledik. Yani o zaman siz bahar aylarında açılacağından zaten emin gibisiniz değil mi? Bu tür organizasyonlara izin verileceğini. Yani eminiz demeyelim ama hani öngörü olarak bahar aylarında daha açılabileceğini düşündüğümüz için çiftimize de 23 Mayıs tarihini belirledik. Umudumuz o yönde. Ama tabii ki hani olağanüstü farklı bir durum olursa istedikleri tarihe erteleme yapacağız. Tabii biz de takipte olacağız. Çünkü hepimizin etrafında da düğün bekleyen, evlenmeyi bekleyen genç çiftler var. Onlar da bu yasakların ne zaman kalkacağını bekliyorlar. Elbette yine bunu karar mercileri açıklayacaktır ama zannediyorum bahar aylarında başlayacak gibi görünüyor. Dileğimiz o yönde, çünkü çok fazla firma zarar gördü. Organizasyon alanında çalışan, sizin de söylediğiniz gibi birbirine bağlı zincir firmalar bunlar. Davetiyesinden işte arabanın süsüne, çiçekçisine kadar çok ciddi bir alana yayılıyor bu firmalar ve birçok insan bu nedenle işsiz kaldı, firmalarını kapatmak zorunda kaldı. Diliyoruz ki bundan daha fazlası olmasın. Son olarak siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu bir konfederasyon oluşturduk dediniz. Bu konfederasyonun amacı nedir şu anda? Biz belirsizliğin ortadan kalkmasını istiyoruz. Nasıl ki şu anda HES koduyla kayak otellerine giriş yapılabiliyorsa, toplu taşım araçlarına binilebiliyorsa, bu güvenli bir yöntem olarak görülüyorsa, demek ki bir etkinlik alanına da HES koduyla girilebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla hani günah keçisi bu sektör olmamalı diye düşünüyoruz. Tabii ki güvenliksiz olmamalı, tedbirsiz olmamalı. Ama bunları devletimiz çok rahat denetleyebilir. Biz güvenli etkinlikler yapıp sorumluluklarımızı almalıyız ve denetlenmeliyiz. Hani hepimiz bunu istiyoruz. Eğer zaten denetlemeler gerçekleşirse herkes kapılarını rahatlıkla açabilir ve etkinlik yapmaya devam edebilir. Süreç çok uzadı çünkü. Yani kolay değil. Neredeyse bir yıla yaklaştı. Ve bir yıldır kapısını açamayan sektör temsilcileri var. Oteller, düğün mekanları, nişan, kına, davet mekanları, organizasyon firmaları, davetiyeciler, nikah şekercileri, kuyumcular. Hani biraz önce dediğimiz gibi o kadar büyük bir sektör ki zincirleme şekilde herkese etkiliyor. Dolayısıyla bir yıldır kapısını açamayan ve hiçbir destek alamıyoruz. Bizi en çok üzen konulardan bir tanesi bu oldu çünkü. Maalesef unutulduk biz, yok sayıldık biraz bu süreçte. O yüzden en azından güvenli etkinlikler yapabileceğimiz tarihi öğrenebilirsek o zaman bizler de kendi başımızın çaresine bakabileceğiz aslında. Tabii siz de son derece haklısınız. Biz de zaten bu sorunlarınızı hem gündeme tekrar getirelim, bir hatırlatalım, unutulduk dediniz ya, sizin sektörünüzü bir hatırlatalım istedik. Hem de bu yaptığınız organizasyon gerçekten çok hoşumuza gitti. Sizi bir kez daha tebrik ediyoruz. O şanslı çiftimizi de yürekten kutluyoruz. Eğer imkan olursa düğünün yapıldığı günden sonra kareleri paylaşırsanız bizler de KRT izleyicileriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşarız. Çok seviniriz. Hatta müsait olursanız ekibinizle birlikte 23 Mayıs günü Gölbaşı ve Otel'si bekleriz. Katılmış olursunuz siz de. Çok teşekkür ediyorum. Düğünleri özledik diyelim şimdiden. Çok teşekkürler Tülay Akın Ergincan. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sektörün sorunlarını paylaştınız. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Ben de bu çekilişi yapan 6 ayrı marka adına da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Tülay Akın Ergincan. Sevgili seyirciler, işte bir başka sektör, hatta birçok sektörü kapsayan bir olay aslında. Düğün, dernek organizasyonları, toplantılar, yalnız düğün değil elbette. Toplantılar da bu organizasyonlar dahilinde ele alınması gereken konular ve bu işlerle uğraşan insanlar büyük sıkıntı içerisinde. O sıkıntının içinde dahi
bir çifti mutlu etmenin mutluluğunu yaşadılar ve yaşattılar bizlere. İşte görüyorsunuz, herkes kendi çapında bir takım çözümler üretmeye çalışıyor. Ama sorunlar yine de bu şekilde çözülemiyor. Bekliyorlar açılacakları günü, tarihi bekliyorlar dört gözle. Çünkü birçok insan işsiz bu sektörde. Sevgili seyirciler, programımızın bu bölümünde sanat diyelim, ne dersiniz, tiyatro diyelim. Her sektörde olduğu gibi tiyatrocular, tiyatro oyuncuları, yapımcıları, yönetmenleri, yazarları da birçok farklı organizasyonlarla kendi işlerinin sürmesini, izleyiciyle buluşmaya gayret ediyorlar. Bunlardan bir tanesi yine Ankara'da, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun önderliğinde bir festival gerçekleşiyor. Kadın Oyunları Festivali. Dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bu günlerde Türkiye'nin en köklü ve önde gelen tiyatrolarından Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğinde ülkemizin ilk ve tek kadın temalı tiyatro festivalinin direktörü Hasan Aldemir, festivalle ilgili tüm merak edilenleri Şebnem Yiğit'le hafta sonunda anlatıyor. Sevgili seyirciler, şimdi Ankara stüdyomuzda az önce tanıtımını izlediğiniz Kadın Oyunları Festivali'nin direktörü Sayın Hasan Aldemir var. Merhabalar Sayın Aldemir. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Şimdi az önce belki anonsumu kaçırdınız, dedim ki birçok sektör sıkıntıda ve sanat dalları sıkıntıda, hem müzik anlamında, hem tiyatro, hem diğer resim, heykel, birçok dal aslında büyük sıkıntılar içerisinde bu küresel salgın döneminde ve sizler nasıl bu sıkıntı içerisindeyseniz, bizler de izleyici olarak, yani sahnenin karşısında sizleri bekleyenler olarak sıkıntı içerisindeyiz ve zannediyorum sizler buna bir festivalle bir soluk aldıracaksınız bizlere, öyle mi? Evet, yani biraz öyle, soluk aldırmak doğru bir tabir. Şöyle işte, biliyorsunuz bir yıla yakındır sektör, tiyatro, müzik ve birçok sanat alanı faaliyetini gösteremiyor. Evet. Biz bir buçuk yıldır yaklaşık ya da iki yıldır hazırlığını yapıyorduk bu festivalin. Ama ne oldu? Pandemiden kaynaklı gerçekleştiremedik. Hı hı. Ve birçok sıkıntıyla da hala üst üste birikerek devam ediyoruz. Özellikle Hasan Bey, çok özür dilerim. Özellikle Kadın Oyunları Festivali oluşu tabii çok daha büyük anlam ifade ediyor. Öncelikle oradan başlayalım. Neden Kadın Oyunları Festivali? Neden Kadın Oyunları Festivali? Çünkü ülkemizde bu sorun, bu sıkıntı hiçbir zaman gündemden düşmedi. Yıllardır da katlanarak devam etmekte. Biz de biraz önce dediğim gibi... 1,5-2 senedir bu işin hazırlığını yapıyorduk. Bu işe sanat açısından bir farkındalık yaratmak istiyorduk. Dolayısıyla da bizim hazırlığını yapmış olduğumuz ve bu farkındalığını oluşturmak istediğimiz festivalimizin en iyi zamanının bu zamanlar olacağını düşünmüştük, ama pandemi girince de bunu da gerçekleştiremeyecek gibi bir durum çıktı ortaya. Ve şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Tiyatromuz, Ankara Sanat Tiyatrosu, biliyorsunuz bu durumda taşınmakla karşı karşıya kaldı. Evet. Sonuç olarak da biz hem kara bulutları dağıtalım, hem sanata destek olalım, hem kadın mücadelesine destek olmak düşüncesiyle bu festivalimizi bu ortamda her şeye rağmen başlatma kararı aldık. Peki Sayın Aldemir, kimler katılıyor? Hangi gruplar katılacak bu Kadın Oyunları Festivali'ne? Bir kere ulus içerisinde, yani Türkiye içerisinden değil mi katılımlar? Uluslararası bir katılım bekliyor musunuz? Uluslararası bir katılım maalesef olamıyor. Prosedürü maalesef biliyorsunuz çok uzun bir durum. Tiyatro dekoru, kostümü, ışığı, birçok hazırlığı gerektiren bir iş. Uluslararası gidip gelmeler biraz sıkıntılı. Dolayısıyla bu seneki festivalimizi pandemi şartlarında yapmayı düşündük. Umarım bu şartlarda da iyi bir festivalin başlangıcını gerçekleştirebiliriz. Yani bununla da uğraşıyoruz, çünkü zor bir durum, zor bir dönem.
Dolayısıyla ilk önce Ankara'da bir Ast Bilkent sahnede Ankara Sanat Tiyatrosu'nun yeni yerleşkesinde, yeni salonunda 4-11 Mart tarihleri arasında 4 oyunla bu festivalimizi ilk ayağını başlatacağız. Peki ardından 4 oyun olacak bu oyunlar. Lütfen buyurun. Önce buyurun. Oyunları alalım. Önce oyunların adını alalım. Oyunlarımız 4 Mart'ta Frida ile başlıyor. Evet. 9 Mart'ta Dansöz adlı oyunumuz gösterimi olacak. Hı hı. 10 Mart'ta Evin Kokusu. Evet. 11 Mart'ta da Bernarda adlı oyunla final yapacağız Ankara'da. Peki bir şey soracağım. Sonuç itibariyle bu oyunlar sahnelenecek değil mi festival kapsamında? Tabii tabii. Seyircili olarak sahnelenecek. Saat 18'de başlayacak oyunlarımız hafta içi. Ve biletli bir etkinlik yapıyoruz. Seyirciler bir dolu bir boş koltuklu salonlarımızda pandemi önlemlerinin en üst seviyede alınmış olduğu önlemlerle sahnede oyunları izleyecekler. Ve dediğim gibi 18'de başlayacak, 19-19.30 gibi sonlanacak. Yani evlerine de 21'den önce rahatça gidebilecekler. Şimdi burada bir de önemli bir detay var, sevgili seyircilerimizle paylaşmak isterim Hasan Bey. O da şu: boş koltuklara şiddet mağduru kadınların isimleri konacak değil mi? Ve o biletlerle ilgili de bir yardım gerçekleşecek. O konuyu da anlatır mısınız izleyenlerimize? Tabii ki biz festivale başlarken dediğim gibi amacımız sadece bir tiyatro festivali yapıp oyunları izleyip evimize dönmek değildi. Ve bu anlamda neler yapabiliriz diye düşündük. Nasıl bir farkındalık, nasıl buraya bir bütün gözleri bu tarafa çeviririz diye düşündük. Bir pandemiden kaynaklı birer boş koltuk arayla seyircileri oturuyor. Bu boş koltuklara, satılamayan, bilet satılamayan koltuklara bizler cinayete kurban gitmiş kadınların resimlerini asmayı düşündük. Ve bu koltukları da destek bileti olarak satışa çıkartmayı düşündük. Bu fotoğraflarını koyduğumuz koltukları izleyicilerimiz gelmek istemeseler de buraya destek olmak isteyenler bu koltukları alabilecekler. Ve festivalin sonunda açıklayacağımız bir kadın mücadelesine destek veren bir derneğe de bağışlayacağız bir bölümünü. Yani aslında burada bir sosyal sorumluluk projesini de yerine getirmiş oluyorsunuz. Bu festivali organize ederek, çünkü her gün geçmiyor ki duyduğumuz kadın şiddeti, yaşadığımız her gün isimlerini bir bir ekranlarda izlediğimiz isimlerin hem unutulmamasını, hem bu gerçekliğin bir kez daha toplumla yüz yüze getirilmesini, hem de bir yardım amacı taşıyor bu festival. Yani birçok faktörü bir arada taşıyor zannediyorum. Aynen öyle. Zaten biz festivalimizi sadece Ankara'da sınırlamadık. Aslında 1-5 Mart tarihleri arasında Bandırma'dan başlıyoruz. Bandırma Belediyesi'nin ev sahipliğinde başlıyoruz. Ve 4-11'de Ankara'da devam ediyoruz. 23-27 Mart tarihleri arasında Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ayvalık'ta yapıyoruz. Hı hı. Bunların hepsi seyircili. Bunlar hepsi seyircili gösteriler olacak. Sadece festivalimizi izleyemeyen, Türkiye'nin her yerinden de izlenmesi amacını güderek dijital gösterim ayağını da oluşturduk. Bunu da Çanakkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapacağız. Yani Çanakkale Belediyesi sosyal medya hesaplarından bu oyunlar gösterilecek. Bu da 8-17 Mart tarihleri arasında olacak. Böylelikle festivalimizi öncelikle Türkiye'ye yaymayı düşünüyoruz. Bu koşullar bittikten sonra elimiz nereye ulaşabilirse, bu sorunu nerelerde seyircilere birebir aktarabilirsek oralara gitmeyi düşünüyoruz, yaymayı düşünüyoruz, genişletmeyi ve büyütmeyi düşünüyoruz. Peki Sayın Aldemir, dijital olarak da dediniz. Bu anladığım kadarıyla farklı tarihlerde olduğu için oyunun sahnelendiği gün canlı bir yayından bahsetmiyoruz değil mi? Hayır, şöyle. Sadece Çanakkale Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından oyunların videolarını daha öncesinden
belediyeye ulaştıracağız. Belediye de açıklayacak oldukları saatlerde ve tarihlerde bunları gösterime sunacak. Peki bir de benim elimdeki notlarda sınırlı sayıda izleyici kabul edilecek demişsiniz. Şimdi bu yine herhalde evet. küresel salgın sebebiyle bunu sizler mi belirleyeceksiniz? Az önce dediğiniz mi yoksa bu bir dolu bir boş şeklinde olana mı sınırlı sayıda dendi? Yoksa farklı bir sayıda var mı her salon için? Her salon için salonun kapasitesine göre farklı sayı var. Yani yarı yarıya, yarı yarıya hatta bazı salonlarda 1/3'e indirdiğimiz kapasiteler var. Dolayısıyla bir boş bir dolu koltuktan kaynaklı en az seyirciyi alabildiğimiz yer %50 kapasite. 1/3'ünü kapattığımız, sadece 1/3'ünü alabileceğimiz 1-2 salonumuz, zaten bir salonumuz var Bandırma'da. Diğer salonumuz Ayvalık'ta, orada da yarı yarıya, yani iki yerde yarı yarıya kapasiteyle, bir yerde 1/3 kapasiteyle oynayacağız. Ama buradan şunu da belirtelim Sayın Hasan Aldemir. Belki kaçıranlar olmuştur. Sevgili seyirciler, boş koltuklara ne yazık ki şiddet mağduru olan kadınlarımızın isimleri konacak. Belki fotoğrafları konacak ve o koltuklar... Fotoğrafları konacak. Fotoğrafları konacak ve o koltuklarda satışa sunulacak. Bu çok önemli. Belki bunu günlerce önceden de başlatacaksınız değil mi Sayın Aldemir? Zaten başladı. Başladı. Şu anda bilet satışları başladı mı? Evet evet, internet üzerinden bilet satışları başladı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sosyal medya hesaplarından girerek bu bilgilere ulaşabilirler. İnsanlar bu konuda herhangi bir yoğun bir tanıtım trafiğimiz devam ediyor. Sizlerin sayesinde de, ekranlarınızı açtığınız için çok teşekkür ederim ayrıca. Rica ederim. Bu sayede insanlara da ulaştırmış olalım bu bilgileri. Şu anda başladı. Oyun gününe kadar da devam edecek. Peki bu arada bir güzel de sürprizimiz varmış. Yine elimdeki notlardan bakıyorum. Uluslararası üne sahip karikatüristimiz Ramize Erer'in kadın temalı karikatürleri de festival boyunca izlenecek. Orada zannediyorum bir sergide onları paylaşacaksınız gelenlerle. Doğru mudur? Doğru, festivalin olmuş olduğu bütün mekanlarda, Ayvalık'ta, Bandırma ve Ankara'da festival tarihleri boyunca sergi gösterimi açık olacak. İnsanlar ziyarete bulunabilirler, ziyarete açık belli saatler arasında. Ramize Hanım çok önemli bir karikatüristimiz, ünü dünyaya yayılmış bir karikatüristimiz. Ve kendisi hep kadın temalı karikatürler yapmasıyla bilinen bir karikatürist. Dolayısıyla da onun bu festivalde sergisinin olması çok önemliydi, çok anlamlıydı. Oyunlara gelip gelmeme gibi bir koşul yok. Bütün izleyiciler, sanatseverler oyunlara gelmek istemeseler bile oyunların olduğu mekanlarda bu sergiyi ziyaret edebilirler. Bu konuda ben de tekrar bir altını çizmek istiyorum. Gerçekten Ramize Erer'in kendi çocukluğundan hareketle çizdiği kadın figürlü karikatürler görülmeye değer. Muhakkak sevenleri bilenleri de vardır ama hiç bilmeyenler için de araştırmaya değer olduğunu bir kez daha altını çizelim. Ve çok çok iyi düşünmüşsünüz bunu Hasan Bey. Tam da Kadın Oyunları Festivali'ne yaraşır bir karikatüristimizin sergisi. Yine Ayvalık'a da gidecek mi, Bandırma'ya da keza? Evet, 3 yerde seyirciyle oynayacağımız için oyunları Ankara, Bandırma ve Ayvalık'ta da oyunların oynandığı salonlarda sergi salonlarında ziyaretçiler açık olacak. Peki Hasan Bey, şimdi zannediyorum KRT izleyicilerin de bir kafasını kurcalamıştır benim şimdi soracağım soru. Bu oyunları izlemeye gelenler de diyoruz ya, biletler satışa sunuldu, işte gerekli önlemler alınacak, HES kodu sorulacak ve tüm tedbirler alınarak salona izleyiciler alınacak. Bunun için gerekli her türlü izin hepsi tamamlandı değil mi? Yani izleyenlerimizin kafasında bileti alıp da oyunu izleyememe gibi bir tereddüt oluşuyorsa bunu gidermek ister misiniz? Şöyle, zaten hafta sonu biliyorsunuz yasaklar var. Oyunlar oynanamıyor. Hafta içleri de
21'den sonra sokağa çıkma yasağı var. Bu çerçeve içerisinde kalan zamanlarda zaten oyun oynama gibi bir yasak yoktu. Yani 21'de insanlar evinde olacak şekilde ayarlamalarınızı yapıp oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Ama bu saatler geriye çekilmek zorunda kaldığı için iş günü saatlerine denk geliyor. Yani saat biz 18'de yapmamızın sebebi 19.30'da oyunlar bitip 19.30'da oyunlar bitip insanların 21'de evlerine rahatça ulaşabilmeleri için 18'e çektik. Ve bunun önünde de herhangi bir engel yok. Devlet tiyatroları bu şekilde oyunlarını uzun zamandır oynuyor. Ve bu çerçevede siz de Kadın Oyunları Festivali'ni gerçekleştireceksiniz. Şimdi son kez sizden ricam, tarihleri bir kez daha izleyenlerimizle paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki 1-5 Mart tarihleri arasında Bandırma'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde. 4-11 Mart tarihleri arasında Ankara'da Bilkent Center yerleşkesi içerisindeki Ast Bilkent sahnede. Ve de seyircili olan son etkinliğimiz 23-27 Mart tarihleri arasında Ayvalık'ta Vural Sineması Necat Uygur sahnesinde. Bu da Ayvalık Belediyesi'nin yeni Ayvalık'a kazandırmış olacağı bir salonda olmuş oluyor. Belki de ilk kez siz mi bu dijital festivali gerçekleştireceksiniz? Ayvalık için konuşuyorum. Evet, evet. Her yerde biz kendimiz gerçekleştirmiş oluyoruz. Peki. Buralarda Ayvalık ve Bandırma'da belediyelerin yapmış olduğu bize ev sahipliği var. Bir dayanışma var. Ve Çanakkale Belediyesi de bunun dijital gösterim ayağını üstlendi. Dijital gösterimin de tarihlerini bir kez daha. 8-17 Mart. O zaman Mart ayında. Çanakkale 8-17 Mart. Evet, Mart ayında tiyatro dolu günler bizi bekliyor. Doğru mudur Hasan Aldemir? Tiyatro dolu günler doğru bizi bekliyor ama her şeyden daha önemli kadın mücadelesine, kadınların sorunlarına, şiddete, her türlü sosyal, kültürel, siyasal hak gasplarına son vermek, farkındalık oluşturmak amacıyla yapmış olduğumuz bir festival. Sanatın tabii ki gücünü kullanıyoruz burada. Her yere yaymayı düşünüyoruz. Elimizin gittiği her yere uzanmayı düşünüyoruz. Ve bu sorunu bir an evvel gündemden düşürme taraftarıyız. Biz de bu konuda kendi cephemizden bu şekilde bu konuya katkı sunmak amacındayız. Yani tabii gündemden düşürme derken yanlış anlamasın izleyiciler. Önemli olan böyle haberlerin olmaması. Yani artık gündemimizde yer almaması. Aynen. Bunu bir kez daha altını çizelim. Ve sizi tebrik ediyoruz. Böyle bir düşünceyle yola çıktınız. Sanatın birleştirici gücünü kadın şiddetine karşı kullanıyorsunuz. Bizler de elimizden geldiğince destek olacağız. Hem KRT Kültür Televizyonu olarak bu tür faaliyetleri izleyenlerimizle her zaman paylaşıyoruz. Hem de kişisel olarak her birimiz biletlerimizi alacağız. Hem fotoğraflarını koyduğunuz şiddet mağduru kadınlarımız için hem de ayrıca izlemek amacıyla uzakta da olsak dijitalden takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hem bu festivali organize ettiğiniz için bu düşüncelerle hem de yayınımıza katıldığınız için. Son kez izleyenlerimize tiyatroya dair, sanata dair sözleriniz varsa alalım lütfen. Son olarak şöyle söylüyorum. Sahipsiz kalındı bir senedir sanat Türkiye'de. Maalesef hiçbir politika üretilmedi. Bunu sahiplenecek tek bir unsur var, o da seyirci. Bu tip etkinlikleri, bu tip sosyal farkındalık projelerini, kültürü, sanatı destekleyecek, ona sahip çıkacak tek bir unsur var, seyircimiz. Yalnız bırakmasınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Tek söyleyebileceğim bu. Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Aldemir. Sağ olunuz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, programımızın bu bölümünde müzik diyeceğiz. Genç, pırıl pırıl bir sanatçı bizlerle olacak. Hit'le hafta sonuna konuk oluyor. Sözlerin saplandı hayalime, yaramaz gözlerinin peşindeyim dilesin. Tokat gibi çarptı beni,
deli bakışların, çılgın asi saçların, o dayı tavırların. Sen ben acaba güzel olur muyuz? Sen ben acaba yan yana durur muyuz? Rüzgarlara karşı, teşekkür ediyoruz Alas Pesen. Hoş geldiniz programımıza. Hoş, ne güzel bir parçayla açtınız bu bölümü. Çok mersi. Acaba ile açtınız. Sizin evet. En sevilen parçalarınızdan bir tanesi. Acaba, evet. Biraz en fazla sevilen parçalardan oldu. Bence çok da güzel bir parça. Çok mersi. Sema Göksel mi sözler? Sema Göksel ve ben birlikte yazdık. Birlikte Acaba'nın yazdınız. Sözleri, bestesi de bana ait. Harikulade bir beste olmuş. Yeniden çok hoş mersi. Geldin Alas. Hoş bulduk. Şimdi tabii senin sürekli takipçilerin seni çok iyi biliyorlar. Çünkü Mart ayından bu yana zaten Instagram'da yaptığın canlı yayınlarla herhalde epey bir kitle oluşturdun diye düşünüyorum. Evet, bazen evet. Diyorum ki Alas, acaba bu küresel salgın bazı durumlar için hayırlara vesile mi oldu? Mutlaka olmuştur. Gerçekten. Mutlaka olmuştur. Yani bizlerin çünkü bu dönemde bazı hiç aklımıza gelmeyen şeyler oldu. Şimdi senin izleyici kitleni düşünsene, nasıl şeyler oldu senin yaşamında pandemiden bu yana? Şimdi şöyle, benim için çok belirleyici bir tarih 13 Mart 2020. Çünkü 13 Hı-hı. Mart 2020'de biz bütün gün setteydik. Çatlak. Yani bazen tek bazen dubleden bir önceki single'ım benim. Evet. Çatlak video klip setindeydik biz 13 Mart'ta. Ve haber geldi 13 Mart'ta set bitmek üzereyken karantina başlıyormuş diye. Hepimiz böyle panik bir şekilde koşarak evlerimize dağıldık. Ama hani klibi de bitirebilmiştik. Bitirmiştiniz çekimler, montaja mı iş kalmıştı? O gün bitirdik, montajı kaldı. Hmm. Zaten yönetmen arkadaşım çok sevgili Tolgahan Tombaş da çok hızlı bir şekilde klibi de hazır etti, gönderdi de bize. Fakat işte pandemi süreciyle birlikte ta Temmuz'a kadar
çatlakı hani bir şekilde yayınlayamadık. İlk başta şey de oldu biz tabii müzik sektöründen arkadaşlarımla da konuşuyoruz, şirkette de haberleşiyoruz işte sevgili Özlem Özbakan'la, işte Burak Yıldırım'la çıkarmalı mıyız, çıkarırsak boşa mı gider single? Yani hiçbirimiz her sektör için böyle ne olduğumuzu anlayamadık. Yani evet. Parçayı hazır duruyor, çıkartsak mı emin olamıyoruz. Önünüzü yani göremiyoruz. Önümüzü göremediğimiz bir süreçte. Birçok sektörde olduğu gibi. Ama güzel tarafı sizin de söylediğiniz gibi yani ben o dönem Kızıl Toprak'ta oturuyordum ve balkonum da böyle epey bir binaya görüyordu. Böyle Kalamış Parkı tarafına doğru dönüktü. Ben o Mart'ta yani girer girmez karantinaya dedim ki ben yalnız kaldım. Uzun süre kimseyle çalamayacağım belli ki dedim. Çünkü benim için birileriyle müzik yapabilmek de çok önemli. Yani kendi başıma olabilmek de gitarımla çalabilmek önemli olduğu kadar müzisyen dostlarımla çalmayı çok seviyorum. Ben o bambaşka bir elektrik konuşmadan evet. anlaşıyoruz. Ve onu uzun süre yaşayamayacağımı anlayınca ne yapabilirim dedim. Hemen kendime looper dediğimiz bir alet var. Evet, bir anda sesleri çoğaltarak sanki bir orkestraymış. Hazır son yayınladığımız single bazen tek bazen dubleyi çalalım. Tamam. Birazcık hareketlenelim. Haydi bakalım. Ekranları başına yeni geçenler için de bir kez daha yineleyelim. Alaz Pesen bizlerle bugün yeni çıkacak albümündeki parçaları belki de ilk defa değil mi ekranlarda? Var mı? Yani canlı yayınlarının dışında herhangi bir kanalda? Bazen tek bazen dubleyi bir televizyon kanalında ilk defa çalıyorum şu harika anda. Harika yani bazen tek bazen duble için kesin konuşabilirim. Diğerleri için düşünmem tabii lazım. Değildir. Yalan ama olmasın. Evet, bazen tek bazen duble ilk defa KRT'de. Eş dost arkadaş yok olmuş. Basıp gittim meyhaneye baktım. Tek dertli ben değilim. Birader dedim ne bu hal? Sen de işler benden beter. Dedi kardeş son sahi yok mu bunun? Hiç çaresi dedim içelim dedi ne kadar dedim. Bazen tek bazen duble dedim içelim o dedi ne kadar dedim. Bazen tek bazen duble içelim dedi ne kadar dedim. Bazen tek bazen duble dedim içelim o dedi ne kadar dedim. Ki bazen tek bazen duble. Kapıldım, tuttum kolumdan açıldım. Büyümüz hiç bozulmasın. Formülü şu bak bunun. Dedim gezelim o dedi ne biçim dedim. Bazen tek bazen duble. Dedim gezelim o dedi ne biçim dedim ki. Bazen tek bazen duble. Gezelim dedi ne biçim dedim. Bazen tek bazen duble. Dedim gezelim o dedi ne biçim dedim ki. Bazen tek bazen duble. Telefon ettim, bir konser verelim dedim. Biraz şundan, biraz benden. Dedim çalalım, dedi kim kim dedim. Bazen tek, bazen duble dedim. Çalalım o dedi kim kim dedim ki. Bazen tek, bazen duble çalalım dedi kim kim dedim. Bazen tek, bazen duble dedim. Çalalım o dedi kim kim. Parça olmuş. Söz ve beste sana mı ait bunları? Bunun söz ve müziği tamamen bana ait. Bu kalabalıkla olması gereken bir parça. Ben de onu söyleyecektim. Değil mi ya? Yani asıl böyle... lütfen kayıttan dinlesinler, klibini evet. izlesinler. Orada işte saksafonlar, ben aynı zamanda mandolin de çalıyorum gitara eşlik ederek. Mandolinler, gitarlar, klavyeler, davullar, baslar.
dolu dolu bir parça yani böyle. Hatta Durukan'dan rica edelim, eğer hazırsa görüntülerini biz Alaz'la konuşurken, ama görüntüleri bu parçanın yokmuş. O zaman izleyenlere görev vereceğiz biz. Evet, izleyecekler. Bunun televizyonda yayınlanamama durumları var o yüzden. Evet, maalesef öyle. Peki YouTube'dan şimdi izlesinler. İzlesinler. Sevgili seyirciler, Alaz Pesen'le konuşuyorduk. Dedik ki Hasan Mutlucan'ın torunu olmak bir şey, bir de üstüne üstlük anne ve baba da Ruhi Su'nun korosunda tanışıp evleniyorlar. Öyle mi? Aynen o şekilde. Peki evet. Sonra sürdürdü mü anne baba müziği? Sürdürdüler. Şöyle Timur Selçuk'la, Timur Hoca ile de rahmetli ya, benim tanışmam evet, o şekilde oldu. Anmış olalım rahmetli. Ruhi Su korosundan sonra babam da annem de Timur Selçuk'un korosuna giriyorlar korist olarak. Ve ondan sonra babam tabii daha yoğun çalışma hayatına devam ederken annem epey uzun süre sürdürüyor Timur Hoca ile olan öğrenci hoca ilişkisini. Evet. Hatta Timur Selçuk'un 25 yıl albümü vardır. Benim çok sevdiğim, daha son dönem aslında bestelerinin yer aldığı bir albümdür o. Orada annemin sesi de var vokalist olarak. Benim küçükken böyle başucu albümü edindiğim, daha gitar çalmazken, herhangi bir enstrüman çalmazken, konservatuvara bile girmemişken ben sıklıkla tekrar tekrar dinlediğim bir albümdür o. Çok severdim. Annemle de ben küçükken annem beni bırakacak bir yer bulamadığında beni yanında alır. Timur Hoca'nın Gümüş Suyu'ndaki prova stüdyosu, Çağdaş Müzik Merkezi oldu ondan sonra orası da. Oradaki provalarına ben de fasulyeden katıldım annemin yanında. Elime de mutlaka muz yemeyi çok severdim ben küçükken. Muzumla gelirdim. Timur Hoca bana çok net takılırdı. Yani böyle daha dünmüş gibi aklımda. Alaz'cığım yine muzumla mı geldin? Hoş geldin yavrum falan diye bana da takılırdı. Evet. Yani oralardan Timur Hoca'nın derslerine katıldım ve oralardan da eminim bir şeyler geldi bana. Yani sadece Ruhi Su değil, sadece Hasan Mutlucan değil, aynı zamanda da çok değerli Timur Selçuk da var böyle bir geçmişte. Tam da onu düşündüm şimdi. Müziğini dinlerken ben Timur Selçuk'un o ritmini hissettim. Çünkü bizim nesil çok sıkı dinleyicileriydik onun. Çok sevindim onun, bunu söylemenizi. Çünkü ben bunu daha sonra fark ettim. Bazen tek, bazen duble dinlediğimde o birazcık şansonlardan da, Fransız şansonlarından etkilerle piyanosuyla çalıp o konuşur gibi söylemeler. Evet, yani evet. Şunu düşündüm ben. Herhalde Timur Selçuk'la bu kadar yakın bir fahri öğrencilik ilişkim olmasaydı ben bazen tek bazen dubleyi yazamazdım. Bence de. Kaç yaşındaydın o muz yiyip muhtemelen, onun derslerini izlerken? 4-5 yaşlarındaydım muhtemelen. Yani nasıl etkiliyor öncesiydi. Değil mi? Tabii yani o şimdi küçük bir çocuğun biliyorsunuz beyni o yaşlarda müthiş açık. Tabii. Yani ben aynı zamanda da biliyorsunuz eğitimci kimliğim de var. Dil ona geleceğim. O çok önemli. O yaşlarda çocukların dil eğitiminde ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Hı-hı. Aynı şekilde enstrümanlarda da, müzikte de yani bilinçli ya da bilinçsiz maruz kaldıkları anda çok şeyi böyle alıyorlar. Kapıyorlar. Yani. Ben peki de almışım herhalde bir şey. Peki sen kaç yaşında resmi demeyeyim de yani örneğin enstrüman çalmaya başladın? Kaç yaşında karar vermiştin artık ben müzisyen olmalıyım diye ya da olacağım kaç diye? Kaç yaşında karar vermiştim onu birazcık düşüneceğim. Şöyle sesli düşüneceğim size tamam. Anlatırken ama 8-8,5 yaşındayken konservatuara viola bölümüne giriyorum. Yaklaşık bir yıl kadar orada okuyorum. Sonra viola çok zor bir enstrüman. Dayanamıyorum ve çıkıyorum. Şimdiki aklım olsa çıkmazdım. Yani çok isterdim öğrenmek. Evet. Ama hani dillerde en zorları işte Çince ve Yunanca ise. Onun gibi. Müzik aletlerinde de en zoru herhalde bir trompet, bir de keman, viola. Viola benzeri enstrümanlar. Evet. Çünkü o perdesizlik ve o küçük hareket alanı çok ciddi bir pratik gerektiriyor. İşte detone olmamak için hem kulak eğitimi hem kas hafızası gelişimi. Zor aletler. Sonra ama hep içimde gitar vardı. Ben o zaman bile hatta konservatuvar sınavını yüksek bir dereceyle geçtim. Hatırlıyorum jüride ne çalmak istiyorsun diye soruyorlar geçince siz. Evet. Ben gitar istiyorum demiştim. Gitar senin boyun yetmez yavrum dediler bana o zaman. Yani çünkü ben 8-8,5 yaşındayken daha böyle 3/4 gitarlar, 1/2 gitarlar var şimdi bunun çok daha küçükleri. Hı hı. Görüyorsunuz hatta ukulele var her yerde artık evet, çok popüler evet. Oldu. Ne yazık ki ben o yaşlardayken hiçbiri yoktu. Yoktu. Bu da büyüktü 8 yaşındaki bir çocuk için. Bu zaten normalde de biraz büyükçe bir gitar. Evet. Artık ben tabii birazcık ona göre seçtim, aldım bunu. Çok sevgili Cenk Erdoğan'la aldık bu arada bu gitarı. Benim çok sevgili dostumdur Cenk de. Kendisi bizzat seçti bana. Geri dönmek gerekirse yani 8,5 yaşında dediler ki seni viyolaya alalım. Tamam dedim ben de. Ama hani gitara da sonra geçersin. Fakat ben dayanamayınca
Tabii, ne kadar dayandın Alaz, merak bir ettim. Bir yıl, yaklaşık bir yine yıl dayandım. Kardeşim 6 yıl dayandı, o da girmişti benimle birlikte. Ha. O da keman bölümüne girmişti. Kardeşinle şu anda birlikte çalışıyor musunuz? Bazen tek bazen dublenin davullarını evet, kardeşim evet, çalıyor. Evet, çünkü öyle bir şey aynı hatırlıyorum. Aynı zamanda da aranjmanını da birlikte yaptık. Sevgili Burak Yıldırım, sevgili kardeşim Ekim Pesen ve ben Ekim Pesen. Aranjmanını tamam. Da hep birlikte yaptık. Tamam, çünkü onu da okumuştum. Peki bunun dışında ailede başka kimler var? Sen müzikle devam edeceğim dediğinde nasıl bir destek gördün? Örneğin deden hayatta mıydı o dönemde? Nasıl destekliyordu Hasan Mutlucan seni? Hasan dedem müthiş destekliyordu her zaman. Müzik konusunda da her konuda da çok arkamdaydı. Hmm. Diğer dedem de rahmetli ressam Mehmet Pesen'dir. Evet. Baba tarafından dedem. Sen iki taraftan da sanatçısın zaten. Hiç şansın yokmuş. Evet, senin iyi ki de öyleymiş yani. Hani şansın yokmuş derken negatif anlamda söylemiyorum. Çok iyi anladım. İyi ki öyle olmuş. Çok iyi anladım. Ben şimdi lise başlarında, lise 1'de o zamanlar 8 yıllık sistem yoktu. Biz 5 yıl ilkokul okuyoruz. 3 yıl ortaokul. İşte bir yıl benim İngilizce hazırlığım da vardı tabii. Evet. Sonra liseye geçtik. Lise 1'de artık bölüm seçmek gerekiyor. Benim de fen, matematik alanları iyiydi. Ben Özel Kalamış Lisesi mezunuyum. Caddebostan'da bir okuldu. Mahalle okuluydu. Çok aşırı başarılı öğrenci, çok nadir çıkardı. Ben onlardan biriydim. Ayıptır söylemesi yani. Yani dilim de babam da Boğaziçi Üniversitesi'nde 20 yıldan fazla çalıştığı için o da Yabancı Diller Yüksekokulu'nda idarecilik yaptı, hocalık yaptı yıllarca. Ben babamdan iyi faydalanarak hani İngilizcemi çok küçük yaşta çok iyi bir noktaya getirdim. Evet. Ve hani bunun verdiği güvenle ben de fen matematiğim bir taraftan iyiyken dedim ki ben müzik okuyayım. Bilgi Üniversitesi'nin caz bölümü yeni açılmıştı o zamanlar. Ben müzik okuyayım. Okulu da kolay yoldan bitireyim. Yabancı dil bölümüne yazılayım. Ve yazıldım. Çok sevgili dedem Mehmet Pesen'e de danıştık orada. Hatta babam da Alaz böyle böyle diyor. Ne dersin baba dedi. Hani o da dedi yani dedi ben sanatçıyım. Hasan dedesi sanatçı. Böyle yapmak istiyorsa yürüsün dedi. Biz arkasındayız. Çok yani güzel. Hem dedelerim hem aile destekledi. Fakat ben geri adım attım. Dedim ki ben yani şimdi bir yıl boyunca böyle günde 3 saat düzenli gitar çalışıyorum. Zaten uzun zamandır işte klasik repertuar çalışıyorum. Bu arada orta 2'de ben gitara başladım. O arayı tüm kapatalım onu söyleyeyim. Tüm engellemelere karşın. Başladım. Evet. Çok yoğun bir şekilde klasik gitar eğitimi aldım. Ondan sonra da bu sefer işte birazcık armoni, birazcık işte Cenk'ten, Cenk o zaman oradaydı. Armoni dersleri danıştım ondan. Gitar üzerinde armoni gösterdi bana. Hocalık da yaptı yani çok sevgili. O dönemler abim şimdi dostum değil. Evet. Fakat ben bir yılın sonunda dedim ki yani ben müzikten şansım yaver gitmezse müzikten para kazanmak zorunda kalacağım. Hayatımı bu şekilde geçirmek zorunda kalacağım. Ve de şu anda müziğe duyduğum tutku belki de yavaş yavaş azalacak bu mecburiyetten dolayı. Evet. Ben bunu istemiyorum deyip bir anda manevrayla işte gittim dershaneye yazıldım hemen. Üniversite sınavı için. Üniversite sınavına hazırlandım. Ondan sonra da Boğaziçi Üniversitesi'ne öğrenci olarak girdim. Fakat Boğaziçi Üniversitesi'ne girer girmez de ilk gittiğim yer Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü oldu. Yani. Peki pişman mısın böyle bir karar vermekten? Değilim. Çünkü yani hani içim rahat bir şekilde ilerledim. Müzikten tabii işte müzik okusaydım ne olurdu? O zaman çok daha kompetitif bir şekilde müziğe yaklaşırdım herhalde. Yani bunu şunun için soruyorum. Şimdi ekranları başında müzikle ilgilenmek isteyen, profesyonel olarak, meslek olarak yürütmek isteyen gençler var muhakkak. Onlar da senin gibi kararsız ikilem içinde kalabilirler. Ama işte o zaman da bir vakit kaybı mı oluyor acaba? Ya vakit kaybı olarak değil. Yani herkesin bir hobisi var. Bazı insanlar hobilerinde çok iyileşiyorlar. Profesyonele yakın hatta profesyonel bir hale getiriyorlar. Kimisi için bu ne bileyim ben belki windsurf'tür, rüzgar sörfüdür. Kimisi için işte başka bir şeydir. Yemek yapmak olabilir. Müzik hani bu kadar tutkuysa işlerinde. Benim için önemli olan ayrım şu. Yani popüler olmak için mi müzik yapıyorlar? Yani dertleri ünlü olmak mı? Amaç önemli. Yoksa müziğin daha iyi bir noktaya getirip daha iyi konser salonlarına çıkmak, daha iyi kayıt stüdyolarında albümler kaydedebilmek için mi müzik yapıyorlar? Yani bunu düşünmek bence daha önemli aslında. O zaman da zaten sonra da zaman zaten bir problem olmaktan çıkıyor. Çünkü bir şeyde iyi olmak istiyorsanız zaten disiplin gerekir. Çalışmak gerekir. Ama yine de bu tabii çok uzun bir konu. Yani orada şu elbette. Var. İşte para kazanma süreci başlayacak. Tabii. Yani tabii. Ya bunlar gerçekten çok uzun ve karar vermesi zor konular. Özellikle pandemi döneminde doğru bir karar vermiş olduğunu fark ettim. Evet, evet. Çünkü çok çok değerli, çok ünlü bildiğimiz müzisyenler bile zor durumda kaldılar. Konser alamadılar en azından. Tabii zaten yok öyle bir bizim imkan yok şu anda. Bizim gibi alternatif müzisyenler için o zaman iyice tabii kapılar kapanmış oluyor.
O anlamda ben verdiğim balkon konserlerinde işte mahallede dans etti, orada teyzeler, amcalar vantelle çalıyor. Onlar dans ediyor bana. Evladım teşekkürler diyorlar. Şimdi yani hani bu benim için büyük mutluluk verici. Evet. Bir yandan ben online olarak zaten üniversitede öğretim görevlisi olarak dersimi vermeye devam ettiğim çok için. Çok da değişik bir bölüm var. Onu bir şarkıdan sonra soracağım bir sana. Bir şarkı daha. Peki. Evet, üçüncü parçamız şu anda. O zaman ne söylemek istersin acaba? O zaman şöyle yapalım. İşte kardeşimden de demin söz açıldı. Evet. Benim kardeşimle birlikte kurup yine sözlerini, müziklerini çoğunlukla benim yazdığım Dalga isimli bir grubum vardı. Dalga'nın da 2011 yılında ilk albümü çıktı. Yani benim aslında ilk albümüm 2011 yılında çıktı. Evet. Yani profesyonel hayata, müzikte o şekilde adım attım. O albümün çıkış parçası Denizim Olsun'du. Harika. Denizim Olsun çalayım ben. Olur. Çok sevilen bir parçaydı. Yani acaba bugünlerde ne kadar seviliyorsa Denizim Olsun hala isteniyor benden. O yüzden yakında 2021'de çıkaracağım Yabancısıyım Bu Şehrin isimli albüme de Denizim Olsun'u koyduk. Aa, hatta ne güzel. Yunanca ve İngilizce versiyonlarını da koyduk. Onun öyle bir ilginçlik de yaptık. Oo. Birazdan zaten sizinle şarkı çevirisi konuşacağız. Tamam, evet, orada ama Denizim onları Olsun çalıp bir giriş yapalım. Haydi bakalım, buyurunuz. Şimdi Alas Pesen'den Denizim Olsun, 2011 yılında çıkardığı aslında bir parça olmakla birlikte son çıkaracağı Yabancısıyım Bu Şehrin albümünde de yer alacak ve bizler de zevkle dinleyeceğiz. Seni bıraksın, her yer karanlık olsa da sensiz yapamam. Aşkına mahkumum, bir denizim olsun, içi seninle dolsun ay, seninle batsın kızıl güneşler ufukta. Bana seni bıraksın, her yer karanlık olsa da sensiz yapamam. Aşkına mahkumum. Ha ha.
Çok teşekkür ediyorum. Bence özlemişsiniz bu şarkıyı söylemeyi. Değilsen böyle çok bir hasretle söylediniz. Evet. Keyifli söylediniz. Bir yandan da söylerken denizim olsun. Bilekliğimin ipleri takıldı gitara. Bir ara gitar, fark ettim. Çekmeye çalışıyorum. Gitar elimi bırakmıyor. Öyle de tatlı bir şey. İlk defa böyle bir şey oldu. Bu da böyle bir yayın anısı olarak kalacak sevgili seyirciler. Şimdi eğer ekranlarınızın başına yeni geçtiyseniz Alas Pesem bizlerle. Ve şimdi sohbetimizin başından beri diyoruz ki Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimci, akademisyen bahsediyoruz. Ama ne eğitimi veriyor? Şimdi bu çok ilginç. O yüzden sona sakladım. İlk defa sizinle başlayan bir ders başlattınız ve eğitimini veriyorsunuz. Nedir bu dersin adı? Şöyle özetleyeyim. Dersin adı şarkı çevirisi. Song translation diyoruz İngilizce'de. Ben söylediğim gibi Boğaziçi Üniversitesi'ne 2001 yılında mütercim tercümanlık bölümüne öğrenci olarak girdim. Demin anlattığımız işte süreçler sonucunda müzik mi işte başka bir meslek mi falan filan derken. Ondan sonra ben okulu çok sevdim. Kalmak istediğime karar verdim. Farklı işte çeviri şirketlerinde işte Zargan.com gibi sözlüklerde falan filan çalıştım bu aralarda ama hemen master'a başvurdum bitirir bitirmez lisans döneminden sonra. Master yaparken de Boğaziçi Üniversitesi yine o dönemde de adı çeviri bilim bölümüne dönüştü mütercim tercümanlıktan işte Translation Studies'in karşılığı olarak. Orada hocalarımla ödevler üzerine konuşurken aranjman dönemine ilgi duyduğumu ve aranjman döneminin hiç çeviri perspektifinden, çeviri araştırmaları perspektifinden ele alınmadığını fark ettiğimi söyledim. Onun üzerine nasıl olur, olur mu, disipline uygun olur mu? Hep öyle şeyler olur araştırmacılıkta. Acaba bizim bakış açımıza uygun mu? Evet. Çünkü öbür türlü işte ne yapsanız olur gibi bir yaklaşımla aşırı genişlemek işte farklı bilimler için riskli olabiliyor. Her neyse bir şekilde hocalarımı da yavaş yavaş ikna etmeye başladım o konuda. Aranjman dönemi üzerine bir ödev hazırladım. Ondan sonra master tezimi aranjman müzik dönemi üzerine yazdım çeviri bakış açısıyla. Daha sonra hemen hızımı alamayıp doktoraya başvurdum. Doktorda da yine çeviri bilim bakış açısıyla yani şarkılara çeviri olarak bakmak aslında bu çok kabaca ve çok kısaca tarif etmek gerekirse Yunanca ve Türkçe ortak ezgiler neden ortak? Çeviri üzerinden bunu tartıştım. Tabii burada işin içine ulus devlet kavramı giriyor, anonimlik ya da bireye aitlik giriyor, telif giriyor. Bütün bunlar bir şekilde benim tezimin bir parçası oldu. Yani çok fazla uzatmayayım. 2017 yılında doktora tezimi de tamamladım. Boğaziçi Üniversitesi de bana yılın tezi ödülünü verdi. 2017 yıl sonunda. Yani doktora tezimi bitirmek yeterince büyük bir mutluluk değilmiş gibi. Bir de üzerine kaymaklı oldu diyorum. Ben hep öyle söylüyorum. Yani üniversiteden çok değerli bir ödül de aldım o yıl. Ve onun üzerine de benim o dönemki hocalarım dediler ki yani hani hemen şarkı çevirisi dersi açar mısın? Alaz ben de hocam dedim memnuniyet diyorum. Yani ben ilk başta bir ödev için bu kadar uğraşmışken hani yapabilir miyim diye sonra bir master tezi, bir doktora tezi, bir tez ödülü ve üzerine de ders kadar daha güzel bir süreç adımı olamaz. Ve o zaman da tabii şöyle bir şey oldu yani 2017-2018 akademik yılında ilk defa Türkiye tarihinde de ilk yani yanılmıyor olduğumu düşünüyorum. Boğaziçi Üniversitesi tarihinde kesinlikle ilk şarkı çevirisi dersi tarafından açılmış oldu. Programını ben yazdım. Ve o gün bugündür de bu eğitimi vermektesiniz. Geçen yıl bir ara verdik. Bir program uyuşmazlığı akabinde de zaten pandemi dönemi dolayısıyla. Ama şimdi online devam ediyorsunuz değil mi dersleri? Bu yıl vermiyorum o dersi. Ama önümüzdeki yıllarda dersi devam ettirmeyi düşünüyorum. Hayır, bir online dersler veriyorum dediniz ya başka eğitimler. Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda aynı zamanda ben öğretim görevlisiyim. Boğaziçi Üniversitesi'nin. Oradaki derslerimiz elbette sürüyor. Tabii şimdi Boğaziçi Üniversitesi deyince tabii akla bir sürü şey geliyor ama konuyu hiç dağıtmayalım sevgili seyirciler. Evet. O zaman şöyle yapalım mı? Programımızın sonu ve süremizin de sonuna geldik Alaz. İsterseniz sizin bir çeviri parçanızla bitirelim. Hem konuyla örtüşmüş olsun. Değerli izleyenler hangi parçanın üzerine söz yazdınız? Bu, yani aslında herkesin çok iyi bildiği bir parça. Zaz, Jöve. İsterim ben anlamına geliyor. Ben de tam master tezi aşamasında bütün bu aranjmanlara bakıyorum. İşte Ajda Hanım var, Ajda Pekkan. Ajda Pekkan'ın en güzel söylediği şarkılar bence Fikret Çeneş'in Türkçe sözlerini yazdı. Ben Fikret Çeneş'i de o anlamda sadece bir şarkı sözü yazarı değil, çok iyi bir şarkı çevirmeni olarak da görüyorum. Buradan da onu analım. Tabii elbette Feyci Ebcioğlu ve Sezen Cumhur Önal da bu noktada anılır. Ne çok değil mi anacağımız o dönem isimler çok önemli var, ne kıymetli isimler. Ve ben sürekli onların yaptığı inanılmaz pratikleri görünce
ilk Türkçe sözlü pop şarkılarını görünce 60'lı yılların başında çok etkilendim. O dönemde de Zaz Jove çok patladı internet üzerinden. Hala seviniyor. Ben de bir anda oturup, tabii bence de çok mükemmel bir parça. Zaz da inanılmaz bir şarkıcı tabii. Zaz Jove'ye bir Türkçe söz yazdım. Bir arkadaşımın da ısrarıyla müzik sektöründen, Çağdaş diye çok sevdiğim bir arkadaşım. Onu internete attık. Yani planımız yoktu ve viral olarak orada bayağı bir hit aldı günün tabiriyle. Hala da görmeye devam ediyor. Bu şarkıyı da yani Türkçe sözleriyle bu haliyle yine albüme Yabancısıyım Bu Şehre'de de koymanın hukuki yollarını da açtık. Dolayısıyla albümde bu parçada olacak. Aa, harika. O zaman biraz ben çok teşekkür ediyorum şimdiden. Çünkü ben izleyenlerimize veda edeceğim. Seninle baş başa bırakacağım. Tamamdır. Sevgili seyirciler, bugün Alaz Pesen bizlerleydi müzik bölümümüzde. En güzel şarkılarını yeni çıkacak albümümde daha önce hiçbir kanalda seslendirmediği parçalarını burada seslendirdi. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Şimdi sizleri Alaz Pesen'le baş başa bırakıyorum. Bıraksana ne olmuş bağırıyorsam ben hiç tanımam.